Pastırmalı kadayıf börek. 300 gram kadayıf, 3 yemek kaşığı tereyağı, arası için 200 gram kaşar peynir, 150-200 gram pastırma, 3 adet sivri biber, 1 adet domates. Sosu için 2 su bardağı süt, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz. Gün ikinci tarifle devam ediyoruz. Pastırmalı kadayıf börek. Evet. Önce kadayıflardan başlıyoruz. Evet, tamam. Kadayıfımızı 4 yemek kaşığı eritmiş tereyağımızla açacağız. Tamam. O zaman ben önce hemen onu eriteyim. Şuradan. İçine ekleyebiliriz. Hı-hı. Siz onu yaparken ben de aynı zamanda kadayıflarımızı koyayım. Diğerinden biraz daha alabilirsiniz. Tamam. En son üzerine de koyacağız çünkü. Hepsi eritilmiş mi olsun peki? Evet, eritilmiş tamam. olacak. Hepsini eriteyim o zaman. Ben kendim en son ölçerim. Kalanı onu. Aynen tamam. öyle. Şöyle yaparız. Şöyle. Hemen şuradan alıyorum fırçamdan. O erimeye başlasın. Hı-hı. Burada şimdi biraz didikleyip koyuyorsun değil mi? Evet. Yaş kadayıf taze olduğu için yapışma oluyor. Ben de önce bunu seyretmemiz gerekiyor. Boş kadayıfa bayılırım. Siz de yemiş miydiniz böyle çiğken kadayıf? Çiğken çok yerdik. Yemedim. Ben yufka yemeyi seviyorum çiğden. Kadayıf hiç yemedim ama buna benzer bir tarif hatırlıyorum. Çok hoşuma gitmişti. Çünkü kadayıfın da kendine özel bir tadı olduğu için küçükken çok yerdik biz. Ben yufka çiğ yedim. Bir de çiğ mantı çok severim. Mantının çiğ halinde yerim yani. Hı-hı. Erimeye başladı bir yandan. Hı-hı. İyice erisin. Ben de seyretmeye devam ediyorum. Zaten ne kadar kullanacaksın? Hepsini kullanacak mısın? Hepsini kullanacağız buradakini. Şimdi okula gidiyor mu ufaklık? Evet, kreşe gidiyor. Kreşe gidiyor. Hı-hı. Gündüz aslında rahatsın. Evden bir şey yapıyor musun? Çalışıyor musun yine evden? Ya ben yeni evin tadını çıkarıyorum aslında. Hı-hı. Öyle söyleyebilirim. Çünkü çok çalıştım şimdiye kadar. Ne işler yaptın? Ya ne işler yaptım? Ben dedi ya farklı yerlerde evet, çalıştım. Evet, çok farklı yerlerde çalıştım. Aslında okuldan çıktığımdan beri çalışıyorum. Ne mezunsun? Yani şu an üniversite mezunum ama liseden çıktığımdan beri çalışıyorum. Hmm. Lise... Yani hayat kavgası. Aynen öyle. Derken bir aynen şekilde öyle. Para kazanmak için. Ya hiç boş durmadım diyebilirim liseden çıktığımda. Marketlerden başladım ilk önce çalışmaya. Yavaş yavaş kademe kademe okulum yükseldikçe çalıştığım işler de daha iyi olmaya başladı. Hmm, tabii. İlk önce İşte sosyal hizmetler bitirdim. Anaokulunda öğretmenlik yaptım 2 sene. Ne güzel. Sonra sosyolojiye tamamladım. İşte aile danışmanlığı sertifikalarımı aldım. Şimdi 4-5 sene Kızılay'da çok güzel bir işim vardı. Ve anlamlı Kızılay'dan bir iş bence. Kızılay'dan niye ayrıldın sonra? Mesafe eşimin işi yani. Dolayısıyla ha. Evet. Yani benim olduğum yer. Zor olacaktı. Aynen. Çok da aslında. Şimdiye kadar çok şey en yani sevdiğim işimdi. Evet çok seviyorum. Hala da severim. Çünkü çok anlamlı bir meslekti bana göre. Hemşirelik mi yapıyordun orada? Yok, hemşirelik değil. İhtiyaç sahipleriyle birebir muhataptık. Gerçekten şimdiye kadar yaptığım en Nasıl anlamlı işte. Nasıl belirleniyor? Belki biraz ondan bahsetsek fena olmaz. Hani tabii şöyle. İnsanlar Kızılay'a nasıl ulaşabilir? Hı-hı. Sen yani orada ne yapmak lazım? Şöyle, ben bir şubesindeydim zaten. Gelen ihtiyaç sahiplerine istenilen belli bir belgeler var. Hı-hı. İşte muhtarlıklardan, kaymakamlıklardan. Yani ihtiyaç olduğuna dair bir şey kanıtlamanız tabii gerekiyor olabilir. Tabii ki, tabii ki öyle. Yoksa herkes faydalanmak isteyebilir. Doğru, değil tabii mi? Ki. Kaymakamlıklardan falan istenilen belgeler var. Onları getiriyorlar. Hı. İşte onların tespiti zaten daha önceden yapılmış oluyor. Yapılmadıysa da birebir bizim kendi amirlerimiz yapıyorlar. İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirildiğinde de gerekli yardım maddi manevi her türlü yapılıyor zaten. Maddi olarak mesela sadece paraya aydın yoksa böyle işte kıyafetti, gıda yardımı vardı onlar, değil mi? En çok onlar zaten. Şimdi şubeye göre değişiyor. Bize ne gelirse onu dağıtılıyor açıkçası. Yani ya genel merkezden gelmesi gerekiyor ya da bulunduğumuz çevreden yardımın gelmesi ne gerekiyor. Güzel. Yani bizler de aslında yardım yapabiliriz. Tabii ki öyle. Yani SMS'le de yapabilirsiniz ya da bulunduğunuz yerdeki şubelere de yapabilirsiniz. Gerçekten güzel çok şey. Anlamlı. Evet. Çok da hayırlı işlerde çalışmışsın hakikaten ya. Bak ne kadar güzel bir şeymiş. Şimdi özlemiyor musun? Çok nasıl özlüyorum. Oluyor? Yani gerçekten hani yine. Eşimin işi için geldim ama yani şu ana kadar yani çalıştığım en anlamlı ve en güzel evet, işimdi. Çok özlüyorum. Ekleyeyim mi? İçine. Soğumasını, birazcık soğumasını biraz bekleyelim. O zaman istersen bir kapı da alayım. Tamam. Biraz daha rahat soğur. Şunu alabilirim aslında. Birazcık soğutalım. Şöyle. Daha sonra üzerine de birazcık zaten kullanacağız. İşte onu böyle elimizle harmanlayacağımız için sıcakken o biraz zor olabilir. Yanmasın.
çalışıyorsun bütün gün evde? Şu an evimin tadını çıkarıyorum mutfağımın. Neyse ne kadar evin tatlıymış evde. Evet ya. Evimin tadı. Ama şöyle sürekli çalışan insan olduğum için mesela ben mutfağımın tadını, odalarımın tadını tam anlamıyla çıkaramıyorsun yani. Bir de eve yalnızsın o zaman. Koca şu an, işte. Evet çocuk şu an yalnızım. Evin tadını bir biz çıkartamamış ya. Karısı başınıza o zaman değil. Ama diyeceğim, sonra sıkılmaz mısın mesela? Çalışmaya alışan insana da evde oturmak zor geliyor bir süre ilk, sonra. İlk haftam zaten çok şey gelmişti. Hatta yeni bir işe girsem diye sürekli arayış içindeydim. Sonradan alışmaya başlıyorsun. Eşi ne iş yapıyor? Eşim kimya fabrikasında çalışıyor. Kimyada. Öğretim eleman olarak, evet. Şöyle yapalım. Arada ekliyorum ben. Evet. Aralarına yedirelim. Zaten o çok sıcaklığı da gitmiş oldu. Evet. Böyle evde pastacılıkla falan bir şeyler yapıyormuşsun. Evet, şeker hamurlu falan şeker filan. Şeker hamurlu pastalar. Öğrendin mi bir yerden? Kendi kendimi geliştirdin evde. Ne yaptın? Ben internetten izleyerek geliştirdim kendimi. Şeker hamuru yapmak kolay değil çünkü. Tabii yani. İzleyerek zor. Sürekli. Figürler megürler. Yapıyor musun öyle pastalar şimdi evde? Yapıyorum. Şu an böyle... sadece kızıma doğum günlerinde hiç es geçmedim şimdiye kadar. Şu an yine telaşımız başladı. Hatta siparişini bile verdi. Verdi mi? Onlar, evet. Şey, tabii şimdi onlar böyle çizgi film kahramanları falan evet. Sevdikleri için. Her sene ayrı bir sipariş oluyor. Her i̇şte sene ayrı sene... bir şey seviyorlar. Tabii. Bu sene aynı. El salıysa 6 yaş doğum günü şimdiden istedi yani. O istediyse tabii yapmak boynumuzun borcu. Ben bir yandan pastırmaları doğruyorum. O zaman bunları kavurmadan koyacağız. Yok kavurmadan, çiğ olarak. Aslında baktığın zaman pratik bir börek tarifi denilebilir. Domatesimizin bir tanesi yeterli olacaktır yeterli bize. Tamam. Şunları da doğrayayım. Pastırmaları bitirmiş olacağız. Bu arada biraz kıskançmışsın Hatice. Evet. Evet. Hiç kıskanç olacak bir tipe de benzemiyorsun ama. Gerçekten. Ne ama yapıyorsun? Neyi kıskanıyorsun? Yok aslında şu anda fazla yok diyebilirim eskiden ama eskiden çoktu. Çoktu. Evet. Kocanım çok kıskanıyordu. Ben bunu açık yüreklilikle söyleyebiliyorum. Şu anda açık yüreklilik şimdiye görelim. Kadar söylememiştim ama yani öyle. Neyi kıskanıyordun? Çünkü yersiz kıskançlık evliliklerde gerçekten zor. Ya yersiz derken benim... Şey yerliyiz diyorsun. Sebebi var mıydı? Aynen öyle. Daha çok sevgi kıskançlığı var diyebilirim kendimde. Sevgi, aşırı sevgi derdi. Evet. Yani atıyorum alakasız insanları, yani başka insanları, başka kadınları mı kıskanmak yoksa niye benle ilgilenmiyorsun, var. Ne işten geç yok, geldin falan filan gibi şeyler yok ilgi değil aslında ama mi? O da var. İşte normalde ben alıştım onun sadece erkek ortamlarında çalışmasına işte başka bir ortama girdiği zaman hemen bir soruyorum o sesler ne? Yani yok da Allah, öyle birisi. Hatice'ye bak sen onlar o sesler nereden? Ne? Gerçekten. Öyle bir şekilde yani. Sonra bunalttın tabii kocayı artık sonra. Yani bunaldı mı acaba, hoşnut mu bilmiyorum ama hiçbir geri dönüşüm, kötü bir geri dönüş olmadı ama sonra ama bu uzun sürmüyor. Öyle söyleyebilirim yani kıskançlık da bir yere kadar uzun sürmüyor. Sonra hemen belki de ilgilendiğimi falan düşünüyor. Sonradan o da bir şey demiyor bilmiyorum. Hoşuna mı gitti acaba adamın daha? Bilmiyorum. Ne dersin böyle bir hani? O beni hiç kıskanmıyor ama. Çok sen enteresan. Kıskanılmak istiyor musun? Ya isterim herhalde her kadın mesela bilmiyorum ki çok aşırı olmasa da birazcık isterim herhalde. İşte ama hiç böyle kimisi istemez kimisi ister. Biz öyle de bile istediğini bilmiyoruz öyle yani. Ama evet doğru söylüyorsun. Her şeyin aşırısı fazla rahatsız edici olabilir. İnsan tabii ki karşı taraf tarafından sahiplenildiğini görmek ister ama kıskançlık dozu çok tehlikeli bir şey sınırda. O bir ipin ucu kaçtı mı çok rahatsız edici sınırı oluyor. Sınırı bildikten sonra yani ben bir sorun yaşamadım gerçekten yaşasam hani ipleri kopma noktası diyorlar ona kadar gelebilirdi ama öyle bir sorun yaşamadım. Telefonu şey mi diyordun? Arkadaki ses kimin? Kim var? Hani bilmiyordum. Başka işlerde mesela ya diyorum hani bayan falan çalışmıyordu onlar ne falan. Öyle onlar soruyordum ne? Mesela onlar kim ne onlar. Öyle sadece yani. Hiç beklemem senden vallahi. Şimdi ne yapıyoruz efendim? Şimdi ne yapıyoruz? Kabımızı... Pişireceğimiz kabımızı alalım. Alalım. Bir de orada bir sütlü yumurtalı harcımız var. Onu en son üzerine onu en son yapacağız. Evet. Tamam. Şu an kadayıfımızın yarısını şöyle fırın tepsimize koyacağız. Tamam. Şöyle hafif zaten yağlamıştık. Erittiğimiz yağ kullanmıştık. Aynen ekstra yağ gerek kalmayacak çünkü. Değişik. Evet. Böyle o zaman börek gibi sarmıyorsun bunu tek yok, tek. Yok sarmıyoruz pozisyonu yani. Pozisyonluk olmuyor. Hani döşeme diyoruz ya. Döşeme gibi. Çok fena bir tat.
hanımlar, uf bu altın günleri ne, buluşmalara, var ya bu göz bebeği olur bu. Ben farklı bir tarif isteyen varsa. Hani böyle hep aynı tip börekleri yapmaktan sıkıldık, yufka kullanmak istemiyorum falan diyorsanız aslında bu börek aynen öyle bir börek. Malzemelerimizi koydum yine, kaşar peynirimi de en üstüne koyacağım. Bunu mesela ama atıyorum böyle bir güzel pazar kahvaltı yaparsanız evde, ailenize ya da böyle bir iki arkadaşınız gelecekse o zaman da çok tabii güzel olabilir. Tabii ki sabah kahvaltılarında da çok güzel yani oluyor. Böyle içindeki pastırma domates var, sabah kahvaltısına da çok yakışır. Böyle uzun uzun değil mi sofradan geç kalktığınız kahvaltılar var ya, biz oturduğumuz gibi kalkıyoruz çocuklardan dolayı ama siz daha uzun oturabilirsiniz. Şimdi kalan kadayıfımızı da üzerinize koyalım. Üzerine koyup bastıracağız. Şöyle. Biraz bastıracaksın onu. Tabii. İkiye böldün yani. Ben sana bir kap daha çıkartayım çünkü yumurtayla şeyi çırpmak gerekecek. Sütlü yumurtalı karışım şimdi dökünce üzerine aralardan sızacak. Zaten kadayıf tel tel olduğu için. Aynen bence evet, yeterli. Terlidir. Hemen onu alayım şöyle. Yumurta da o sarı rengini veriyor ya, ben seviyorum evet onu. Güzel oluyor. Kaç derecede, ne kadar sürede pişiyor ki? 170 derecede kızarana kadar pişireceğiz. Kızarana kadar. Evet. Zaten kadayıf üzeri kızardı mı hemen belli ediyor kendini yakmadan. Evet. Önemli olan altını kontrol etmek. Altın, üzeri çünkü çok çabuk kızarıyor. Şöyle belki kaldırıp bakabilirsiniz. İstersen şöyle dökme yerinden güzelce dökebilirsin her yerine. Şimdi yiyince oh mis gibi olacak evet o. Evet. Çok pratik bir tarif. Evet, çok hiç kolay. Biz de ağır ağır yaptık hemen sohbet edeydi ama inanılmaz basit bir tarif. Hemen fırına gönderelim. Altı daha güzel pişsin diye biraz da alt kata koyacağız. Al istersen oradan direkt. Hemen gidiyor. Yaklaşık 170 derecede. Üstü kızarana kadar takip edeceğiz. Tereyağımıza sürdüğümüz için güzel kızaracaktır evet, üstü. Evet, çok güzel olacak. Haydi kapatalım. Oh, şimdi günlük tarifi tatlıydı. O zaten dolapta. Evet. İkinci tarifimiz de böreğimiz. O da fırında. Şimdi değişik bir salata tarifi var. Tavuk ciğerli patates salatası. Evet. Yani alışık olduğumuz patates salatasından çok daha farklı bir tarif. Böyle gerçekten sıkıldım aynı tariflerden dediğiniz bir gün, bugün aslında.